koku duyusu kaybında tedaviyi planlarken öncelikle nedeni ortaya koymak lazım. Eğer bir kişinin koku duyusu kaybı varsa buradaki neden burun kaynaklı mı, burun dışı mı, onu ekart etmemiz gerekiyor. Özellikle geçirilmiş ameliyatlar sonrası burun içerisinde oluşacak bu tür kabuklanmalar gibi durumlarda hastanın koku duyusunda ciddi oranda bir azalma görülmektedir. Gene baktığımız gibi burun ameliyatı dışında birçok durumda da koku duyusunda azalmayı görmekteyiz. Mesela neyde görmekteyiz? Nörolojik hastalıklarda görmekteyiz. O zaman nörolojik bir hastalıktan şüpheleniyorsak nörolojik tedaviler verildiği zaman hastaların koku alma bozukluğu tekrar geriye gelebilir. Bunun dışında daha zor alan olan alanlarda cerrahi tedavi ve ilaç tedavisinin işe yaramadığı durumlarda ise koku eğitim tedavisi yapılması gerekir. Bu durum daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası koku duyusunu kaybetmiş kişilerde ya da kafa travması sonrası sinirsel hasarın olduğu kişilerde işe yaramaktadır. Koku hücreleri kendini yenileyebilen hücreler olduğu için koku uyaranlarını sürekli olarak gün içerisinde göndermek ve bu koku hücrelerini sürekli olarak çalıştırmak gerekir. Özellikle 9 aylık tedavilerde koku duyusunu üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı kalıcı olarak kaybetmiş kişilerde %28 ila 38 oranında kalıcı olarak düzelme, %64 oranında da kısmi olarak düzelmeye görmekteyiz.